Emre Hocam merhabalar. Yine çok önemli bir etkinlikte. İki boyutlu da olsa beraberiz. Çok güzel geçeceğine eminim ben. Sayın Bakanım, Sayın Başkanlarım, sektörümüzün değerli üyeleri, değerli katılımcılar. Hepiniz Virtual Home Tech Turkey 2020 etkinliğimize hoş geldiniz. Ben de sizleri Bursa'dan saygıyla selamlıyorum. 2020 yılında tabii bütün yaşanan sorunlara rağmen ülkemiz ve sektörümüz başarılı bir sınav verdi ve yolumuza güçlü bir şekilde devam ettiğimizi söyleyebiliriz. Türkiye tekstil sektörü adına şunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Pazar çeşitlendirmesini gerçekten son derece başarılı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Ve bu da tabii riskleri minimize etmemiz anlamında bize çok fayda sağlıyor. Hem tekstil hem de hazır giyim sektörlerimizin dış ticaretinde canlılığın devam edeceği konusunda hepimiz hemfikiriz. Ve yeni normalde tabii bunun ön planda olduğu bir etkinlik olarak planlıyoruz. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz ve Ar-Ge proje pazarımızın devamı olan TechX Dust Startup Challenge'da biraz önce Emre hocamın da bahsettiği kendisinin de jüri üyesi olduğu. Özellikle akıllı tekstiller, teknik tekstiller, sürdürülebilirlik ve yapay zeka alanlarında çok güzel projelere ev sahipliği yaptı ve geleceğe dair bizleri bu projeler çok umutlandırıyor aslında. TechX Startup Challenge'da seçilen bu projeleri hem geliştirmek hem de ekonomimize kazandırmak için çalışmalarımıza devam ettireceğiz. Bu projelerimizin sonuçlarına tüm sektörlere de örnek olacağını düşünüyoruz açıkçası. Tabii son çeyrek yüzyılda daha çevre dostu ve kaynakların daha etkin kullanıldığı sürdürülebilir bir üretim sürecine geçilmesi ihtiyacı tüm endüstriler tarafından mercek altına alınan konulardan biri. Bizler de bu değişimi yakından takip etmek ve en kısa sürede yakalayabilmek amacıyla ekolojik tekstiller Ur-Ge projemizi devam ettiriyoruz. Diğer yandan tabii ticaret heyetlerimiz, fuarlarımız artık dijital oldu. Heim Tekstil Rusya dijital sektörel heyetimizden sonra Almanya ve Birleşik Krallık heyetimizi de başarıyla gerçekleştirdik. Tabii firmalarımız hedef pazarlara seyahatlerin zor olduğu bu dönemde bu tarz çalışmalardan Virtual Home Tax gibi oldukça memnunlar. Sayın Bakanım, değerli katılımcılar, bildiğiniz üzere Türkiye özellikle ev ve mekan tekstilleri denildiğinde dünya pazarında akla ilk gelen ülkelerden biri. Bugün gelinen noktada da artık üretimden tanıtıma, tasarımdan pazarlamaya kadar tüm alanlarda oldukça başarılı. 2020 sonu itibariyle Hüseyin Başkanımızın da söylediği gibi 2,5 milyar doların üzerinde bir ihracat gerçekleştirdi sektörümüz. Ve toplam pazar büyüklüğü yaklaşık 65 milyar dolar olan bu pazardan %4 gibi bir pay almakta. Bu gerçekten önemli bir oran. Türkiye'nin diğer büyük ihracatçı sektörleriyle kıyaslandığında dünya pazar payı açısından ülkemizdeki gerçekten lider sektörlerden biri. 2020 yılında yine kilogram başına ortalama ihracat değerimiz 7,60 dolar oldu Türkiye'de. Biz de Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği'nde de pandemiye rağmen %3 gibi bir artışla sadece 527 milyon dolar özür dilerim. Ev tekstili ihracatı gerçekleştirdik ve Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve İspanya gibi pazarlarda da önemli düzeyde artışlar elde ettik. İhracat değerimiz de 9,20 dolar oldu. Türkiye'nin genel ihracat rakamını düşündüğümüzde kilogram başına oldukça büyük bir başarı olduğunu Doğru görüyoruz. başkanım. Ev tekstili sektörümüz tabii dünya pazarında gerçekten orta ve üst segment ürünlerle yer alıyor. Burada mütevazilik yapamayacağım. Almanya için bir BMW, bir Audi nasıl markalarsa bizim de aslında ev ve mekan tekstilleri sektörümüzdeki şirketler aynen bu şekilde üst segment üretim anlamında çok şey ifade ediyor. Ev tekstil ticaretinde en önemli merkezlerde Frankfurt, İstanbul, Şangay, Moskova, Koma gibi
birçok yerde organizasyonlar gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarda tabii sektörümüzdeki diğer birlikler ve teçhizatla ortaklaşa hareket ediyoruz. Ayrıca Messe Frankfurt'ta da uzun süredir işbirliğimiz devam ediyor. Almanya, Çin, Rusya gibi pazarlarda. Ben birlikte hareket ederek çok daha başarılı etkinliklere imza atacağımıza çok eminim. Ben özellikle Ticaret Bakanlığımızın katkılarıyla, Deniz İhracatçılar Birliğimiz ve Deniz Sanayi Odası ortaklığıyla, Messe Frankfurt işbirliğiyle düzenlenen Virtual Hometex 2021 fuarımızın tüm katılımcılar için hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemize ve sektörümüze başarılı bir yeni yıl diliyorum. Ve düzenlenmesinde emeği geçen bu güzel fuarın herkesi gönülden kutluyorum. Başarılar diliyorum.